bak. Pandey ailesinden kimse bizi tanımadı. İşte Pandey ailesinin sonunu getirecek şey. Ah tanrım, olamaz. Kalavati kapıya. Koş anne. Tapki 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 bu. Örtünü örtünü başına al. Çekil. Bakın, sizi bu evde bu işe aldık ama önce güvenlik kontrolünden geçirmemiz gerekiyor. Bana kimliğinizi verin. Demek istediğim, yanınızda nüfus cüzdanı var mı? Hı? O zaman verin bana. Ama bu kartlarda da siz... Örtülüyüz. Size söylemiştim değil mi? Biz örtümüzü hiçbir koşulda çıkarmayız. Ama Kalavati, böyle bir kimlik kartının ne faydası var ki? Örtünün altında aynı isimli bir başkası olabilir. Hem siz fotoğrafları kocanıza çektirebilirdiniz. En azından yüzünüz görünürdü. Ben bunu ne yapayım ki? Tapki. Köyden gelen kadınlar bunlar mı? Annem bahsetmişti. Bir sorun mu var? Bihan, şunlara bak. Kimlik kartları bunlar. Eğer yüzleri görünmezse güvenlik kontrolünden geçemezler. Tapki, köyden gelmişler zaten. Kontrole falan gerek yok. İşlerini iyi yapsınlar yeter, ha? Kesinlikle. Siz hiç merak etmeyin. Biz güzel güzel çalışırız. Eğer bir şikayetiniz olursa mutlaka bize söyleyin. Bihan, ne oldu? Tapki sesi aynı annemin sesi. Anne, teyze, abla, bütün kadınların köyde hepsinin sesi birbirine benzer, öyle değil mi? Yani hanımefendiye sorun. Geldiğimde ona bunu söylemiştim. Hadi sen dinlen. Ben Bavri'yi gönderirim. İkinize işi anlatır. Peki. Üzgünüm ben. Tapki. Ne yapıyorsun? Senin eğilmen yasak. Ben hallederim. Ona dokunmayın lütfen. Neden? Bunda ne var ki? Bizim yediğimiz artık yemekler var. Sonra atacaktık. Siz hiç merak etmeyin. Ben atarım. Bak Kalavati. Artık bu evde çalışacağınız için size bunu söylemem gerekiyor. Asla yemek atmamalısınız. Yemeğe saygısızlık olarak görülür. Değil mi Bihan? Ver. Bunları Gulabo'ya yediririm. Siz neden zahmet ediyorsunuz? Ben ona yediririm. Siz sadece bize yapacağımız işi anlatın yeter. Gelin, Bavri size anlatacak. Tamam, gidelim. Hadi, sen dinle. Kendine dikkat etmelisin. Bu kadar dolaşma. Uyu hadi bebeğim, uyu. Şşt. Pizza ister misin? Şşt, yenge. Ne zamandır bebeği uyutmaya çalışıyorum ama bebeğim bir türlü uyumuyor. Aditi, sen pizza ister misin? Hayır yenge. Bebeğin çamaşırlarını dışarı asmıştım. Gidip onları toplayacağım. Şöyle yapalım. Sen o zamana kadar bebekle ilgilen, sakın bir yere gitme. Ha? Yenge, ona iyi bak, tamam mı? Ah Tanrım.
Ne zamandır muhteşem ellerinde bu muhteşem pizzayla dolanıyorum. Şimdi bunu rahat rahat afiyetle yiyebilirim. Aa, Shadow. O pizza benim. Ben sipariş ettim. Ver şunu bana. Öyle mi? Bugün özel bir şey mi oldu da pizza sipariş ettin? hayır. Doğru söyle canım. Çok pizza çekti. O yüzden sipariş ettim canım. Aa, canın mı çekti? Kendine biraz hakim ol da çekmesin. Çünkü artık bu evde ben ne istersem olacak. Sonuçta ben bu eve bir varis getirdim. Basit bir mesele değil bu. Şimdi şöyle yapalım. Sen benim yardımcım ol. Ben sana ne yapmanı söylersem sesini çıkarmadan onu yap. Şu pizza meselesine gelince. Bunu ben yiyeceğim. Hala pizzadan ister misin? Hayır. Pizzayı ısırmışsın bile. İstemiyorum. Sen yiyeceksen ye. Tamam. Şada cadısı, öldüreceğim seni. Merhaba bebeğim. Konuşalım mı? Konuşalım mı seninle? Bu evde kimsenin bilmediği bir sır var. Biliyor musun? Senin annen benim. Aditi. Sen benim kızımsın. Aditi'nin değil. Merhaba bebeğim benim. Ne kadar tatlısın. Sonunda Pandey ailesinin varisini doğurdum. O kadar mutluyum. O kadar... Bu nasıl olur? Yani şimdi ben kız bebek doğurdum ve Aditi... Hayır. Bu nasıl olabilir? Aditi beni yenemez. Pandey ailesinin varisini doğurarak ev üzerinde hakimiyet kuramaz. Hayır, olamaz. Nasıl olur bu? Benimki kız da onun... Hey, ne yapıyorsunuz siz? Bebekleri mi? Şşt. Sen bir şey görmedin, anladın mı? Eğer yanlışlıkla gördüysen de hayatının sonuna kadar çeneni kapalı tutacaksın, anladın mı? Para istiyorsun değil mi? Her ay evine bir çek gönderirim. Maaşından bile fazla olur. Ama o ağzını kimsenin yanında açmayacaksın. Özür dilerim bebeğim. Seni istemeden de olsa uzaklaştırdım. Ama ne yapabilirdim ki? Seninle sokaklarda boş boş gezeceğime bu evde beraber kalmamız daha iyi.
cadı şada hem erkek bebek doğurdu hem de benim pizzamı elimden aldı. Sefer tasında o köylü kadınların sefer tası değil mi? Şimdi bunda leziz Hint yemekleri olmalı. Hem de o pizzadan bile muhteşemdir. Evet, güzel Hint yemekleri. Muhteşem, mideme inmeye hazır mısınız ha? Evet. Hey! Bu ne? Şankar, bu sefer tasın nereye gitti? Koş anne, ben onu buraya koymuştum. Bir işi de düzgün yapsan olmaz. Çabuk bul şunu, çabuk hadi. Şankar, buldun mu tası? Hayır koş anne, buraya koymuştum. Bir işi düzgün yapsan şaşardım. Ama koş anne, gerçekten buraya koymuştum. Sus, sus. Şada cadısı istiyorsa o muhteşem pizzamı yesin. Ben şimdi bu sefer tasındaki muhteşem yemeği yiyeceğim. Sen neden bizim yemeğimizi yiyorsun? Yemiyordum ki. Ben sadece köyünüzün yemeklerinin tadı nasıl diye bakıyordum. Hem eğer biraz tadına bakarsam sanki dünya başınıza mı yıkılacak canım ha? O nasıl söz? Sen anlamazsın. Ne diyeyim ki, bu yemek bizim artığımız. Biz bizim köyde kimseye artık yemek vermeyiz. Tabii ki. Ben de hizmetçilerin artığını asla yemem. Siz yiyin bunları. Kurtulduk. Evet, kurtulduk. Sefer tasının 5 bölmesi var. Yani toplamda 5 bomba. Bu evin 5 köşesine bu bombaları yerleştireceğim. Bu bombalar aynı anda patladığında bütün Pandey ailesi de... Bitecek. Evet. Bitecekler. Sonra da biz bütün bu evi ele geçireceğiz. Ailenin bütün malını, mülkünü satıp bütün paralarını alıp Amerika'ya gideceğiz. Oğlum John'un yanına. Seni de John'la evlendireceğim. Sonra orada Amerikalı bir hanımefendi gibi yaşayacağım. Ah, Vasundhara doğru söylüyormuş. Sen bu evin ruhusun Tapki kızım. Sen bu evde olduğun sürece bu kandiller asla sönmez. Bu eve asla kötülük giremez. Dur yapma. Mutlu ol, benim dualarım her zaman seninle.
isterseniz değil mi? Biraz önünüze bakın lütfen. Özür dileriz. Şu örtüler yüzünden pek bir şey görmüyoruz da. Kalavati, işte ben de size bu yüzden çalışırken yüzünüzü açın demiştim. Bu arada böyle aceleyle nereden geliyorsunuz siz? Hem bu sefer tası... Demek siz hala Gulabu ve Rampieri'ye yemeğini vermediniz. Şey, vermeye gitmiştik. Verdik, şimdi dönüyorduk. Gidelim Surmati. Ama tasın sesi bana... hiç boş gibi gelmedi. Bu oda neden bu kadar karanlık? Korktun mu? Bir an beni çok korkuttun. Hem neden odadaki bütün ışıkları kapattın? Çünkü sinema salonunda ışıklar kapalı olur hanımefendi. Yani? Sen film izlemek istiyordun. Doktor bu halde dışarı çıkmana izin vermiyor. Bu yüzden B ile başlar Bihan Pandey odayı sinema salonuna çevirdi. Hadi, şimdi birlikte en sevdiğim filmi izleyelim. Hangisi? Bir şeyler oluyor mu? Benimle böyle ilgilendiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sesin biraz tanıdık geliyor. Yoksa biz daha önce tanıştık mı? Ona sakın dokunma. Tabki, ne oldu? Film sadece... Neden bu kadar korktun? Bir an film yüzünden değil. Ben Kalavati ve Surmati meselesini düşünüyorum. Neden? Ne yaptılar ki? Bir an bir şey yapmadılar ama bana bir terslik var gibi geliyor. Yani sanki bizden bir şey saklıyorlar. Bir an tabii sen şimdi bunları kafamda kurduğumu düşüneceksin. Hayır Tabki, her seferinde aynı hatayı yapmayacağım. Eğer sen hissediyorsan mutlaka bir terslik olmalı. Sen merak etme. Ben köye arayıp Kalavati'yi insanlara sorarım. Şimdi bir şeyler olsun mu? Evet. Bir şeyler olsun. Thank you.
Bu gece neden uyuyamıyorum anlamıyorum. Bebeğim, eğer anne yürüyüşe çıkarsa sana da iyi gelir, bana da. İlk bombayı gömdük. Evet. Şimdi bunun gibi 4 bomba daha gömmemiz gerek. Sonra işimiz bitecek. Hem de Pandey ailesi bitecek. Kalavatis, siz ne yapıyorsunuz burada? Hem de bu saatte. Ne diyeyim ki? Uyuyamadığını söyledi. Bu yüzden yürüyüşe çıkmak istedi. Beni de yanında gelmeye zorladı. Siz de mi uyuyamadınız? Evet. Evet, şimdi uyursun tabii. Canımı bu kadar sıktıktan sonra uyursun elbet. Bana bir de uykum geldi diyor. Peki o zaman biz artık gidelim. Gidelim Surmati. Benden bir şey saklıyorlar. Eğer bir hana söylersem ona gerçeği söylemek zorunda kalırlar. Alo Vasundhara. Sağ salim vardınız mı? Evde her şey yolunda. Evet. Hayır, sen burada değilken bunu nasıl yaparız? Peki sen yapın diyorsan yaparız. Bizim için sorun yok. Tamam, kendine dikkat et. Peki, kapatıyorum. Tamam. Baba, çayın. Kızım sen otur. Neden sen getirdin? Yavaş. Cudki geline söyleseydin o yapardı kızım. Sen benim ve annemin yaptığı çaydan başka çay sevmiyorsun ki. Annem de Bayan Vaşno'ya gitti, o yüzden çayı ben yaptım. Baba, annem sağ salim varmış mı? Evet, ben de şimdi onunla konuşuyordum. Evet, bugün bebeklerin doğumunu kutlamak için ve senin bebeğine dua etmek için tören yapmamızı söyledi. Ama annem olmadan... Evet, o oradaki peder beyle konuşmuş. Bugün uğurlu bir günmüş. Bugün yapmamız gerekiyormuş. Şöyle yapalım, sen gidip herkese haber ver, hazırlıkları başlasınlar, ha? Tabii. Ben köye telefon edip sordum. Bizim eve çalışmaya gittiğini söyleyen Kalavati diye bir kadın varmış. O yüzden sorun yok. Peki ya Surmati? Tabii. Kalavati köyden gelmişse Surmati de köyden gelmiştir. Sen bunu fazla düşünme. Dinlen sen. Hadi. Sen şimdi onu düşünme Tabii. Aileni nasıl kurtaracağını düşün. Ne diyeyim? Bugün bebeğinin doğumunu kutlarken herkesin sonu gelecek. O kadar. O cadı Vasundhara'yı başka zaman öldürmem gerekecek.
İşte bitti. 5. bombayı da gömdüm. Harikasın Koşu anne. O tap ki beni sahte bir bombayla korkutmaya çalışmıştı. Bu bomba senin üzerindeyken daha ne kadar dolaşacaksın? Şimdi göreceksin. Ben de ona 5 gerçek bombayla nasıl cevap vereceğim? Ne yapacaksan çabuk yap Koşu anne. Ne diyeyim, sanki o Tapki bizden şüpheleniyor gibi geliyor bana. Eğer Tapki bunu bir öğrenirse... Hayır, kimse bir şeyden şüphelenmez. Şüphelenirse de şüphelensin. Bize bir zararı olmaz. Hem zaten bu evden asla gitmeyeceğiz. Bak, bugün o bebek kutlama merasimi yapılırken... biz hiçbir şey demeden sessiz sedasız bu evden ayrılacağız. Dışarı çıkarken bu kumandanın şu düğmesine basacağım. Ondan sonra da bu düğmeye basınca pandilerin evi havaya uçacak. Yerle bir olacak. Ya bebeğim. Ben geliyorum. Ne oldu bebeğim? Tamam, sakin ol bakalım. Niye ağlıyorsun sen? Sakin ol. Niye ağlıyorsun? Sakin ol babacığım. Ha? Niye ağlıyorsun sen? Geçti, geçti, geçti. Aditi, onu ne kadar çabuk sakinleştirdin. Seni görünce sakinleşiverdi. Sanki gerçek annesi senmişsin gibi. Affedersiniz. Sen buraya gelmeye nasıl cüret edersin? Senin ne işin var burada? Hem benim bebeğime... Gel bebeğim. Şada, gel. Ben onu susturuyordum sadece. Uzak dur diyorum. Bebeğimi seviyormuş numarası yapmana hiç gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi. Ona bakınca öfkelendiğinden eminim. Duruv'un seni aldattığını hatırlıyorsundur. Özellikle de Duruv onu kucağına aldığında. Bu yüzden uzak dur. Suçlu olan sensin. Bu tatlı bebek değil. Bu çocuğu doğurmak için yaptığın şeylerin suçunu kimse bu masum bebeğe atamaz. Gel buraya bakalım. Evet. Benim sevgime gelince... Bunlar benim çocuklarım. Bu yüzden ikisini de eşit derecede seviyorum. Şimdiye kadar susmamın tek sebebi çocuklarımdır Şada. Sanırım unuttun. Ben senden çoktan boşandım. Ve istediğim zaman çocuğumun velayetini alabilirim. Bu yüzden dikkatli ol. Eğer haddini aşarsan... O zaman seni bu evden kendi ellerimle dışarı atarım. Sen beni bu evden atamazsın Duru Pandey. Hiç kimse atamaz. Çünkü ben bu evdeki yerimi daha da sağlamlaştırdım. Neden biliyor musun? Çünkü bu evin varisini ben büyütüyorum. Yani Aditi'nin oğlunu. Hastanede kızımla değiştirdiğim oğlunu. Baba? Ne yapıyorsun sen böyle? biraz mango ektim kızım. Yarın öbür gün bütün torunlarım bu ağaçlardan mango yesini istiyorum. İleride ben yokken torunlarıma beni hatırlatır. Baba, neden öyle söylüyorsun? Senin bir yere gittiğin yok. Hatta torunlarına dedeleri bu mangoları kendi elleriyle yedirir. o kadar uzun yaşayıp ne yapayım? Sen neden gelmiştin bakayım? Evet baba, dua töreninde akşam hangi örtüyü kullanmalıyım diye soracaktım sana. Bu eskisi, bu da yeni. Anladım ama yenisini kullansana kızım. Önemli bir gün bu sonuçta. Thank you.
Bihan burada gördüm. İşte burada gördüm. Bihan bak. Bihan, bomba bu işte. Hey! Ne yapıyorsun sen? Bihan, bomba bu. Bu patlayabilir. Hayır tatlım. Ne? Hiçbir şey olmaz. Sen dur. Uzaklaş yeter. Bihan. Bihan. Bihan, ne yapacağız bunu? Tabii ki ben bu bombaları biliyorum. Halledeceğim. Önemli olan bunu kim koydu? Bihan, bu eve yeni gelen iki kişi var. Ben onlardan şüpheleniyorum. Kim bilir evimize böyle kaç bomba koymuşlardır. O zaman diğerlerini bulmamız gerek. Bihan, bunun için de önce onların yüzünü görmeliyiz. Aman tanrım, siz neden hala buradasınız? Hemen şu minderi sersenize. İyi günler Peder Bey. Hadi acele edin. Hayır Peder Bey, size demedim. Yüzlerini buradan göremiyoruz. Sence planımız işe yarayacak mı? Bir an tabii yarayacak. Kalavati, sen annemin köyündensin, evet, değil mi? O zaman oradaki herkesi tanıyorsun. Neydi adı? Evet, Bayram Çaran'ı tanıyor musun? Ne? Aslında o köyün muhtarıdır. Eminim tanıyorsun. Evet, ben köydeki herkesi tanırım. Muhtar Ram Çaran çok iyi bir insandı. Yalan söylüyor. Ramçaran'ın muhtar olduğunu söyledi. Ama köyün muhtarı kadın. Şimdi anlaşıldı. Şunların bir yüzünü görelim. Baksana Kalavati. Hı? Şu masa ne kadar tozlanmış. Tamam. Ben masayı hemen güzelce silerim. Hadi Surmati, gel buraya.
Bu sefer Koşi Nehri taştığında öyle bir tahribat yapacak ki sen de bütün ailen de yok olacaksınız. Aman tanrım, neredesiniz siz? Neden hala minderi sermediniz? Acele edin. Peki, geliyoruz. Müsaadenizle. O ikisini... Tapki, Koşi ve Shankar. Onlar bu eve dönmeye nasıl cüret ederler? Onları hemen yakalayacağım. Yani hayır. Bak, öfkeyle acele hareket etme. Evde başka ne yaptılar? Şimdi onu öğrenmemiz gerekiyor. Tapki, ama nasıl? Bir an onları kendi kurdukları tuzağa düşürmemiz gerekiyor. Koşi anne, bak sana söylüyorum. Tapki bizden şüpheleniyor. Bu yüzden sana köyle ilgili sorular sordum. Ne olmuş yani? Tamam, sorun değil. Bak sana söylüyorum, artık çok az vakit kaldı. Tapki'nin bebeği için yapılan tören başlar başlamaz biz sessizce bu evden sıvışacağız. Dışarı çıktığımız anda tek tek o 5 bombanın hepsini patlatacağız. Filmin sonu gelecek. Hadi hadi hadi. Beş bomba mı? Bir an sana söylemiştim değil mi? Eğer öfkeyle onları yakalasaydın bunu asla öğrenemezdik. Ama Tapki, 5 bomba ne yapacağız? Bombaları nereye koyduklarını da söylemediler. Sana söylüyorum, onları yakalayıp onlardan gerçeği öğrenmeliyiz. Bir an öyle her şey daha da kötü olur. O ikisi asla ağızlarını açmaz. Ne oluyor böyle? Evden bela eksik olmuyor Tapki. Evdeki herkesin hayatı tehlikede. Benim bir fikrim var. Nedir? Yanımda duracağına söz ver bir an. Yanındayım, söz veriyorum. Seni asla bırakmam. Ne yapacağız söyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepiniz Pandeylerin evine hoş geldiniz. Herkese çok teşekkür ederiz. Sizler güzel evimize bu tatlı bebeklerimizin doğumunu kutlama merasimine geldiniz. Ama bu merasim coşkulu olmalı. Bugünü coşkuyla kutlamalıyız değil mi Çutki? Tabii kutlamalıyız. Benim muhteşem bir fikrim var. Nedir? Madem biz bugün iki tatlı bebeğimizin doğumunu kutluyoruz, bebeklerimizin anneleri yani Aditi ve Shada birlikte bizim için dans etmeliler. Batki, yani sen diyorsun ki Doğu ile Batı bir araya mı gelecek? Ama böyle bir şey olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir. Bu muhteşem bebekler için anneleri bu kadarını yapabilir. Hı? Değil mi Shada? Tabii ki. Ben oğlum için her şeyi yaparım. Başkalarını bilmem.
Çok güzeldi, çok güzeldi. Tabii ki iki tanesini bulduk. Üç tane daha kaldı. Eğer onları bulamazsak... Nihan, sorun yok. Artık kimsenin hayatımızda oyun oynamasına izin vermeyeceğiz. Karşımızdaki Koshi Devi ile Shankar olsa bile. Tabii ki iki tanesini bulduk. Üç tane daha kaldı. Hadi diğerlerini bulalım. Uğurlu vakit geldi. Artık isim koyma merasimine başlamamız gerek. Evet Aditi gelin. Gel senin kızının isim verme töreniyle başlayalım. Tamam. Dur Aditi. Baba, benim oğlum Pandey ailesinin varisi olacak değil mi? Bu yüzden önce onun isim törenini yapmalıyız. Şada... Ne diyorsun sen böyle? Çutki gelin, boş ver. Böyle güzel bir günün herhangi bir tatsızlıkla gölgelenmesini istemiyoruz. Shada istiyorsa onunla başlayalım. Teşekkürler baba. Bebeğin doğum tarihi ve doğum saatine bakılırsa bu çocuğun isminin ilk harfi V olmalı. Bu yüzden de ismi... Bir dakika Peder Bey. Bebeğimin ismi konmadan senden bir belge imzalamanı istiyorum baba. Al şunu baba, imzala. Bu ne? Bloke hesap belgeleri. 2 milyon rupilik bir hesap. Bunu oğluma miras bırakacaksın. Oğlumun hayatını güvenceye almak istiyorum. Ben onun annesiyim. Oğlumun geleceğini düşünmeden olur mu? Size nasıl güvenebilirim ki? Yarın öbür gün ya beni ve oğlumu bu evden atarsanız ne yaparım o zaman? Kendimizi de düşünmemiz gerek. Bu yüzden bitti ben... Mi? O sadece senin oğlun değil, benim de oğlum. Ben ona nasıl bir hayat sağlayacağımı iyi bilirim. Hem eğer seni bu evden atacak olsaydım şimdiye kadar çoktan atmıştım bile. Karşımızdaki kişi nasıl olursa olsun bu evde ayrımcılık olmadığının gerçek bir kanıtıdır bu. Duru, bu sefer yanılıyorsun. Bu evde ayrımcılıktan başka bir şey yok ki. Hatırlasana, anneni hatırlamıyor musun? O hep seni öz oğlu, bir anıysa yetim olarak görürdü. Hatırladın mı? Sen delirdin mi? Aklını mı kaçırdın? Durov. Boş ver oğlum. Durov, karşımızdaki insan seviyesiz diye biz onun seviyesine inemeyiz. Shada, biz bugün sadece bir kutlama yapmak istemiştik ama sen... Neyse... Bu belgeleri imzalayacağım. Bu para torunuma kalacak sonuçta. Ver. Al baba. Al şunu. Kalem. Ayrıca bir bloke hesap daha açacağım. O hesapta 2 milyon rupilik olacak. O da diğer torunum için. Çünkü benim evimde ayrımcılık olmaz. Teşekkür ederim baba. Evet, kızımın geleceği de güvence altında. Onun da 2 milyon rupisi var. İkisini toplayınca tam 4 milyon rupim olacak. Aşağıda köşeyi döndün. Bırak kendi aralarında kavga etsinler. Çok yakında...
bir evleri olmayacak. Ne kendileri yaşayacak, ne de çocukları yaşayacak. Ve bu evdeki bütün para da benim olacak Shankar.